arkadaşlar. Herkese merhabalar. Bir Bilgi Ançerimi programı ile her zaman olduğu gibi yeniden karşınızdayız. Şimdi arkadaşlar, bu video başlıktan da anladığınız üzere bir, Türkiye'de ruhsatlı ve yasal olarak hangi silahlar alınır? İki, bu silahlardan tüfek ve tabanca ruhsatı nasıl alınır? Ve bunun koşulları nelerdir? Ne şekilde kullanılabilir? Bunu anlatacağız. Güneş gözlüğünü ışıktan dolayı takıyorum. Onu belirteyim. Yalnız konuya başlamadan önce şunu mutlaka söyleyeyim size. Bu tüfek ve tabanca ruhsatı alma konusunda kafalarda çok soru işareti olduğunu gerek kendi Instagram hesabımdan gerek YouTube'dan gördüm. Ve ben şu an en yeni video olduğu için, yeni tüfek alan arkadaşlarım da olduğu için yeni mevzuatı anlatacağım. Bu özet anlatım. Yalnız siz bu videodan çıktıktan sonra, bu videodan sonra ben bir video daha atacağım. 1-2 gün sonra büyük ihtimalle, belki hemen. O videoyu mutlaka inceleyin. Bunun detaylı anlatımı var. Yani tabanca ve tüfek ruhsatı nasıl alınır, incelikler size, işte hangi görevli personeller neler yapabilir, neler yapamaz, bunları detaylı bir şekilde anlatıyorum. O videoyu mutlaka izleyin. Videoyu yükledikten sonra bu açıklamalar kısmına link bırakırım o videoyu. Onu söyleyeyim. O videoyu yükledikten sonra ilk bunu yükleyeceğim. Şimdi arkadaşlar, Türkiye İstiklal ve Cumhuriyeti'nde ruhsatlı olarak hangi silahlar alınabilir? Şimdi ruhsatlı olarak alabileceğiniz 3 tane silah var burada, tamam mı? Birincisi gipsiz alt tüfeği. İkincisi tabancalar. Üçüncüsü yivli alt tüfeği, maksatlı kullanılan silahlar. Yivli alt tüfeği konusu bambaşka bir konu. O yüzden onu bu videoda es geçiyoruz. El savunması ve hiç ömründe silah almamış insanların en çok merak ettiği tüfek ve tabanca, yani yivsiz tüfek ve tabanca ruhsatı nasıl alınır, bunu anlatıyoruz. Şimdi ilk önce tüfek ruhsatı işlemleri kısmına geçelim. Birinci soruyu söyledik. İkinci soru, tüfek ruhsatı nasıl alınır ve koşulları nelerdir, kullanım koşulları. Öncelikle tüfek ruhsatı alabilmeniz için yapacağınız şey bir dilekçe yazmak. Ya şu an ekranda, tam ekran görüyorsunuz, ya da bir kısmında. Ben bunu link olarak da bırakacağım açıklamalar kısmına. İster ekran görüntüsü alın, ister linkten indirin. Tabii ki bulunduğunuz il ve ilçeye göre bu dilekçeyi düzenleyin. Hani dememe gerek bile yok da, hani ben gene hatırlatayım. Bu dilekçeyi, tamam mı, kaymakamlık adına size en yakın olan ilçe emniyet silah ruhsat şube müdürlüğüne veyahut eğer ilçe polis kolluk yoksa gidip jandarmanın ilgili birimine bu dilekçeyi veriyorsunuz. Dilekçeyi gördünüz, konuştuk zaten. Geçiyoruz. 2. Sağlık raporu. Yani gerek zihinsel gerek bedensel olarak silah kullanmaya elverişli olup olmadığınıza dair sağlık raporu. Bunu mümkünse sağlık ocağından alıyorsunuz. Sağlık ocağından alamazsanız tam teşekküllü bir hastaneden heyetin önüne çıkarak alırsınız. Bunun ne gibi şeyler doğuracağını detaylı videoda anlatıyorum. Neden sağlık ocağında almanızın önemli olduğunu, neden mümkünse sağlık ocağından almanız gerektiğini o videoda anlatıyorum. Örnekleriyle, yaşanmış hikayelerle. O yüzden diyorum o videoyu özellikle izleyin. 3. Nüfus cüzdanı fotokopiniz. 4. 2 adet vesikalık fotoğrafınız. Yalnız bu 2 adet vesikalık fotoğraf bulunduğunuz ile ilçeye ve çıkaracağınız satış belgesine göre değişir. Anlatacağım. Ardından 100 TL kart ücreti, 80 lira 20 kuruş ruhsat harcını Ziraat Bankası'na yatırıyorsunuz. Yuvarlarsak 181 lira tutuyor ve bunun dekontunu alıyorsunuz, saklıyorsunuz. Vergi borcu yoktur kağıdı alıyorsunuz. Buna E-Devlet'ten de alabiliyorsunuz diye biliyorum. Zaten fark ettiyseniz, yani sağlık ocağı hariç dilekçe mi yazacaksınız? Geri kalan nüfus cüzdanı, fotoğraf, kart ücreti, bankamatikten bile yatırılıyor. Vergi borcu yoktur kağıdı. Bunların hepsini kendiniz çok rahat, yani yarım günde bile yapıyorsunuz. Yarım kapaklı karton dosya dediğim şekilde bulunduğunuz ilin ilçe emniyet ruhsat şube müdürlüğüne veyahut bu yoksa jandarmanın ilgili birimine gidip teslim ediyorsunuz. Diyorsunuz ki ben ruhsatlı yasal
bir tane yiyipsiz av tüfeği alacak. Memur da ya da görevli personel de tabii efendim diyor, bunu alıyor. Ardından ruhsatınızın onaylanmasını bekliyorsunuz. Bu ruhsat böyle belirli yetkili kişilere gidiyor. Detaylı anlatmıyorum. Ardından ruhsatınız onanıyor. Ruhsatınız onaylandıktan sonra ilçe emniyete gidiyorsunuz. Bize bir tane satış sözleşmesi satış sözleşmesi veriyor. Bu satış sözleşmesini alıyorsun. En yakın av bayine gidiyorsun ya da fiyatı uygun olan artık neresiyse. Diyorsun ki selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben işte artık şey aldım, ruhsat gördüğünüz gibi satış belgemi aldım. Ben buradan bir tane şöyle güzel bir baba yiğit alacağım diyorsun. Tamam diyor, o da gel abi, ne vereyim abime diyor. Bakıyorsunuz oradan, konuşuyorsunuz. Daha önce internetten araştırırsanız ya da poligonda denerseniz daha iyi. Bunu ilerleyen günlerde bölüm bölüm anlatacağım. Bu dediğim gibi özet. Kendinize uygun bir silah alıyorsunuz. Bu silahla siz 15 günü geçirmeyin. Mümkünse birkaç gün içinde. Tamam. İlçe emniyete bir daha gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bir tane ruhsatlı olmak kaydıyla yiyipsiz av tüfeğini aldım. Bunu ruhsatıma işletebilir misiniz diyorsunuz. Ruhsat da yanınızda. Memur da tabii diyor, alıyor. Ardından bu ruhsatı, tamam, Ankara'ya tekrar gönderiyor. Şimdi bilmeyenler için söylüyorum ya da eski ruhsat alanlar için söylüyorum. Eskiden, tamam mı, böyle sarı bir saf gibi bir şey veriyorlardı. Ben de ilk aldığımda öyleydi tüfekler. Bunu hemen işleyip veriyorlardı. Bunun kötü tarafı kocaman bir şeydi. Taşıması zordu. İyi tarafı hemen alıyordu, iş bitiyordu. Bu defa öyle olmuyor. Bu artık böyle yeni nesil nüfus cüzdanları gibi oldu. Ruhsatınız böyle küçücük bir şey. 6 tane tüfeğe kadar işleniyor. Büyük ihtimalle resmini görüyorsunuz şurada. Bu böyle Ankara'ya gidiyor, geliyor. Merak etmeyin, bu süre zarfında mağdur olmuyorsunuz. Eğer, neyse, bu konuyu başka bir videoda da anlattım da, bir sonraki videoda anlatacağım da, memur yapması gerekeni yapacağı bir şekilde size bir aylık bir tane belge çıkarıyor. Bu belge ne biliyor musunuz? Sizin ruhsatınız gelene kadar, tamam, bu tüfeğin ruhsatının size ait olduğunu gösterir belge. Böyle bir A4. O çünkü bir ay sonra geçersiz normalde. Ondan sonra bu belge ruhsatınız gelene kadar ruhsat yerine geçiyor. Sizin artık bu andan sonra ruhsatlı bir tüfeğiniz oldu. Bunu ne şekilde kullanacağını da anlatacağım. Ama şimdi tabanca kısmına geçiyoruz. Tabancada durum biraz daha farklı. Tabancada bir kere işlem maliyeti daha yüksek. Ruhsat. Yani tüfek alırken, tamam mı, ve tüfeğin taşıma ruhsatını alırken, tabancada bulundurma ruhsatı anca alabilirsiniz. Şartları yerine getirmiyorsanız, bu şartların ne olduğunu size özet geçeceğim. Tüfek ruhsatında toplam 200 liranın altında bir maliyetle ruhsat işlemlerini bitirirken, tabancanın sadece ruhsat harcı 3315 liradır. Ben tabanca alacak kadar zengin olmadığım için bunu arkadaşlarımdan öğrendim. Ya da bu süre, siz bu videoyu izleyene kadar geçen zaman diliminde zam geldiyse de gelebilir. Tüfek ruhsat işlemlerinde geçerli olan belgeleri gene tabanca kısmında ayarlıyorsunuz. Ardından harcı 3315 lira veriyorsunuz. Evet, tabanca hariç bu fiyatın içinde. Tabancayı ayrıca alıyorsunuz. Ondan sonra artık sizin bir tabanca ruhsatınız oluyor. Ondan sonraki işlemler tüfekte neredeyse aynı. Tek bir farkla. Şimdi arkadaşlar, tüfekte taşıma ruhsatı alıyorsunuz, tabancada bulundurma alıyorsunuz. Ne demek bu? Yaklaşık 10 dakika nasıl ruhsat alacağınızı ve hangi silahların yasal olup olmadığını anlattık size hızlı bir şekilde. Bundan bahsettik. Şimdi 5 dakika içerisinde size bunların prosedürlerini anlatayım. Yani bu ruhsatı aldın, iyi, güzel, hoş, ama sen bunu nasıl kullanabilirsin? Şimdi arkadaşlar, tüfeğin taşıma ruhsatı olarak aldığınız, siz bu işlemleri yaptığınız takdirde taşıma ruhsatı neyi kapsıyor? Siz bu tüfeği, tamam mı, içinde atışa hazır olmayacak şekilde, yani mermi namlunun ağzında, fişek namlunun ağzında olmayacak şekilde kendi çantasında taşıyabiliyorsunuz. Başınızın ağrımaması nedeniyle tüfeklerin şarjörüne ya da işte pompalı bir tüfek varsa alt haznesine takos takmanız biraz daha işinizi garantiye alır. Bunun nedenini detaylı videoda anlatıyorum. Yani yanınızdaki tüfek hiçbir şekilde atışa hazır olmayacak.
Fişekler ise ayrı bir çantada olabilir, sırt çantanızda olabilir. Bu şekilde yanında, yanınızda ruhsat da olmak kaydıyla şehir içinde av arazisinde değil, çünkü siz av ruhsatı almadınız, onu söyleyeyim. Şehir içerisinde otobüse, minibüse, taksiye binebilirsiniz. Tabii ben bu videoyu çektikten sonra bu prosedürler değişmezse. Şimdi buraya kadar sorun var mı? Sorun yok. Yani sen bu silahı atışa hazır olmamak kaydıyla, özet geçiyorum, ve yanında ruhsatı varken, özel çantasında, şehir içinde olmak kaydıyla taşıyabiliyorsun. Bu cümlede herhalde kafanda artık soru işareti kalmamıştır. Peki tabancada durum nasıl? Hiç öyle değil. Şimdi şöyle bir durum var. Sen tabancada bulundurma ruhsatı aldın. Ne demek bu? Şu demek. Şimdi şöyle bir konu var. Tabanca sonuç itibariyle prosedürleri biraz daha ağır. Tabancada taşıma yok mu ruhsat olarak? Taşıma ruhsatı var. Ama bu videoyu izleyen, yani 10 kişiden biri bile bunu karşılayamaz diye tahmin ediyorum. İşte çobansan şu kadar hayvanın olacak, şirketin varsa bu kadar sigortalı işçin olacak, işte ne bileyim şirketin şu kadar ciro yapacak, muhtar olacaksın falan filan, milletvekili olacaksın gibi şartlarda ancak tabanca alınabiliyor taşıma olarak. Siz bulundurma ruhsatı bir tabanca aldınız. Bunu siz bir kere evden çıkaramazsınız. Abi niye aldım ben bunu? Okşamak için mi? Değil. Poligona götürebilirsin. Nasıl götürebilirsin? Emniyetten izin alıyorsun. Tamam mı? Diyorsun ki ben şu saatte, şu yol güzergahında, şu aralıkta tabancamla poligona gidip atış yapıp geleceğim memur bey diyorsun. Sana bir izin veriyorlar. O şekilde yapıyorsun. Yani bunun haricinde ya da işte bozuldu silahın, durumu bildiriyorsun. Bozuldu diyorsun. Hani eve geldim ama poligonda arıza yaptı. Tamirciye gidecek diyorsun. Gene bildiriyorsun. Yani bulundurma ruhsatlı tabancanın sadece emniyetten izin aldığın takdirde evinin kapısından dışarı çıkarabilirsin. Yani o yüzden de bulundurma. Yani özetle sen bulundurma ruhsatlı tabancanın sadece evin içerisinde gezdirebiliyorsun. Adı üstüne bulundurma. Tüfekte ise, atışa hazır halde değilse, yani hemen böyle çıkarıp atılacak halde değilse tüfeğin, çantasında dediğim şekilde şehir içinde her yere götürebiliyorsun. Ormanlık arazide av ruhsatı falan gerekebilir, oraya gir. Şimdi arkadaşlar, size yaklaşık 15 dakika içerisinde, tahminen öyle oldu, Türkiye'de hangi silahları ruhsatla alabilirsiniz ve bu silahlar içerisinde yiğitsiz av tüfeğiyle tabancayı ne şekilde alabilirsiniz, ne şekilde kullanabilirsiniz, bunu anlattım. Ama bunların mermisinin mevzuatı, işte hangisinde kaç adet bulunur, efendime söyleyeyim tüfeklerin genel özellikleri nelerdir, yan aksesuarlar, işte mesela kütüklük, fişeklik gibi, bunlar hangisinde ne şekilde kullanılır, işte tabanca alamıyorum, ona alternatif ne olabilir diye öneriler neler olabilir? İşte ne bileyim, anayasanın madde 25 nedir? Ve bunun gibi birçok konuyu bir seri haline getirdim. Burada izlemiş olduğunuz bilgileri de daha detaylandırdım. Bayağı bir, yani en ince ayrıntısına kadar. Gene aklında soru işareti olan varsa da cevaplarım. Şimdilik sizi ruhsatlı tüfek ve tabanca alabileceğiniz şu anki en güncel mevzuatlar bunlar. Burada görüyorsunuz, çünkü arkadaşlarımdan da, yani tüfek alan arkadaşımdan da son mevzuatı öğrendim, öyle söyleyeyim. Ben de aynı şekilde aldım. Eski ve yeni mevzuatı o yüzden biliyorum. Olabildiğince size güncel mevzuatı anlattım. Yararımız olduysa ne mutlu. Daha detaylı bilgiler için diğer videolarıma beklerim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Sanırım yaklaşık 16 dakika oldu.